özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nde. Çünkü bakan orada köprüden geçecek demiştim. Hemen biz şimdi Melis'e bir dönelim, oradaki durumu öğrenelim. Melis Bakangöz, merhaba. Bugün bakan da, Ulaştırma Bakanı da oradaydı, köprüyü geçecekti. Başladı mı o yürüyüş? Pelin Aslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu dakikalar önce yürüyüşe başladı. Tabi ciddi 4 kilometrelik bir yürüyüşten bahsediyoruz ve 3 saat sürecek bu yürüyüş. Tabi biz şu anda kameraman arkadaşım Selman Bektaş'la birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerindeyiz. Ve burası gerçekten kedi yolundayız. Yani şu anda buradaki noktada malzemelerin taşındığı köprünün üzerindeyiz. Henüz tavliyeler yerleşmeye devam ettiği için biz bu noktada iskelenin, kedi yolunun üzerindeyiz. Tabii bir yandan da ben size anlatmak istiyorum. Köprünün uzunluğu 4608 metre. Orta açıklığı çok manidar bir rakam, 2023 metre. Ve kule yüksekliği de 318 metre. Tabii bununla birlikte kule yine aynı şekilde kırmızı beyaz şanlı bayrağımızı yansıtıyor ve kırmızı renkte. Bu nedenle de işte köprünün ayakları, kameraman arkadaşım Selman Bektaş ekranlarınıza getiriyor, şanlı ay yıldızlı bayrağımızın renginde. Ve tabii onun üzerinde bir siz şu anda iskeleyi görüyorsunuz. İşte o iskeleye de Seyit Onbaşı'nın Çanakkale'de cephede düşmanla çarpışırken 275 kiloluk mermiyi kaldıran kahramanın anısına, köprünün kulesine, en tepesine o merminin figürü eklenecek. Tabii neden önemli bu köprü, ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü Gelibolu'yla Lapseki arasındaki bu mesafe aslında feribotla 30 dakikada geçilen bir mesafe. Ancak feribotla 30 dakikalık bu mesafe için uzun kuyruklar oluşuyordu. Hem yakıttan hem de zamandan çok fazla harcanıyordu. İşte bu artık yavaş yavaş düşecek ve 2022'de açılacak bu köprüyle birlikte bu da tasarruf sağlanacak, hem zamandan hem de aynı şekilde yakıttan ve köprüden 6 dakikada geçilebilecek. Tabii yürümekte zorluk çekiyoruz bu noktada. Bu nedenle de şu anda kedi yolunun üzerindeyiz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün. Ve burada tabii devam ediyor çalışmalar. Tabliyeler eklenmeye devam ediyor. Şu ana kadar 87 tabliyenin birçoğu eklendi. Ancak çalışmalar devam ediyor. Dediğimiz gibi 1915 Çanakkale Köprüsü gerçekten önemli bir konumda diyelim. Ve Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 3 saatlik yürüyüşüne başladı diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz Melis Bakangöz. Melis'ten sözü aldık. Biz anlatmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan.